Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Şimdi eski pazar Orhanlı Sanayi kuruldu. Kurulurdu. Ve eski pazar sanayide yanlış bir politik icat etmişlerdi. Yanlış bir yönetim, yanlış bir politik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arsa satıp para kazanma yoluna gidildi. Ve bazı kişiler, yani elindeki fazla parayı bir yerlere koymak isteyen kişiler de buradan büyük çaplı araziler aldı. Herkes avlattan bir kısmını iade ediyorlar. Hiç kimse yatırım için bir tane temel kazmadı. Şöyle hesap edildi, gerçekten doğrudur. Yani enflasyonda o şöyle hesap yapar tüccar kişi. Hepiniz zaten tutacaksınız. Bugün 10 dolarsa işte yarın burası 100 dolar yapabilir mi? Tabii bir yerden bir şeyden başlasa 100 dolar yapar ama şu anda yapmaz. Herkes bunun için işte bir miktar peşine ve uzun vadeli olarak yerler satıldı. Bu da çok büyük bir başarıymış gibi. Organize sanayide bütün yerler satıldı. Şu anda altyapıyı ihale yapıyor. Reklamlar yapılıyor. Burada çok büyük bir yanlışlık var. Ben organize sanayide, yani şu anda sorumlu bir kişi olmuş olsaydım, yetkili bir kişi olmuş olsaydım, şu anda yatırım yapmak isteyen kişiye orayı bedava verirdim. Ve yatırımından sonra da 3 sene sonrası için de katkı payı isterdim kendisine. Yani yatırımından sonra da en az 2 sene veya 3 sene sonrası için katkı payı isterdim ki başarı o zaman bu olur. Arsa satmak, Ankara'dan bir yerine Ankara satmak, yani arsa satmak bir başarı değil yani. Eğer onlar bir yatırım yapacaksa bu ne kadar yapardı. Yani hiç kimsenin de paranın fazlasını Karabük'e yollayıp da yok ben efendime söyleyeyim organizeden yer aldım deyip de yani bazı şeyleri engellemeye de hakkı yok yani. Burada yani bilmiyorum. Herhalde Vali Bey'le sonra tekrardan bir konuda görüşürüz. Yani burada yani siyasilerin en büyük hatası. Yani siyasiler de İşler o kadar hoşuna gidiyor ki, yani milletvekillerinin, biz efendime söyleyeyim, organize sanayide yer verdik. Yer verdiğinizde ne oldu? Mesela, yani ben bugüne kadar yokluğunu hiç esirgemedim. Yani ben size aslında şu anda bizim yaş itibariyle bir belediye başkanı olarak değil, artık Karabük'ün geçmişini en iyi bilen bir kişi olarak, ben artık abi konumundayım. Herhangi bir kişinin problemini çözmek için veya da eksikleri söylemek için veya da çekinmeden birilerine laf söyleyebilmek için. Yani bazı arkadaşlarımız ticaretinden korkar, işinden korkar. Bu kadar rahatlar söyleyemez. Şimdi ben buradan gene rahatça bunu söyleyeyim de kendisi değerlendirsin. Bu memleketin iki tane milletvekili var. Bir tanesi tamam sosyal tarafta, hukuk tarafında ama bir tanesi bakanlıklarda çalışmış, sanayi bakanlığında çalışmış, BKK'da genel müdürlük yapmış bir arkadaşımız. Yatırımın ne olduğunu iyi bilen ve o yörede bir çocuk. O yöreye bir çocuk olarak MHK'da veyahut da herhangi bir Ankara'dan bir sanayicinin yatırım yapması için hangi teşebbüste bulunmuş veya kim getirmiş oraya? Arsa satmak bir şey değil ki 300 liradan 500 liradan. Yani sen şöyle söyleyeyim, organize sanayi olarak ticari mi kurulmuş değilsin? Organize sanayi ne demek? Müteşebbislere yer sağlamak, onların fabrika yapmalarını sağlamak, istihdamı sağlamak için yani bileşkenlerin toplandığı bir yer demek. Onlara orada işte elektrik sağlamak demek, yol sağlamak demek, su sağlamak demek. Yani işçi servisine kadar düşünebilecek bir noktada tarihte biz onlara söyledik. Yani bir trenle bile devlet demir yollarıyla bile konuşulsa yani işçiyi trenle bile servisi yapabileceğin bir bölge yanması bu kadar mükemmel bir yer. Orada şu anda herkes arsa tüccarlarında. Ben kendilerine şunu tavsiye ediyorum. Arsa tüccarlarına bıraksınlar bir atölye açacak adama bile varsa bedava yer versinler. Bir atölye açacak adama. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani çalışması için. Aynı şu anda Karabük'ün organize sanayinin akıbetini yaşıyor şu anda. Eski pazar yani organize olarak. Herkes yerleri almış ve bekleyecek arsa para yapsın diye. Ama hiç kimse bir şey yapmadan
İlerideki günler üretilmiş olacak. Onun için ya bunlarla ilgili iyi bir çalışma yaparsanız, yani bunlara, efendim ben söyleyeyim, bunları dile götürürseniz, yani yatırım yapılmasıyla ilgili, bunları dile götürürüz. Şu anda da zaten siyasi bir ortam yani tekrardan ortaya çıkıyor. Hemen aday olurum, olmadan siyasi olarak zaten çalışırım. Onda problem yok. Onları da hiç çekinmeden söylerim. Yani hiç çekinmeden söylerim. Çünkü bize önce yatırımcı lazım, arsa satmak değil. Biz tüccar değiliz. Çok yanlış mantık. Bakın, bizim şu andaki en güzel yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi evde yatırım olarak çöp toplama depomuz oldu. Ve cebimizden de bir kuruş para çıkmadan bu çöp toplama deposunu yaptırdık. 3 ayda verdik, 2 sene sonra da üretilen elektrikten pay alacağız. Ama o tarihte elimizde toplamış olduğumuz paralardan 14 milyon lira para vardı. Bak, 14 tane araç alabilirdik, hiçbir şey yapmasak, kamyon alırdık. Parayı dağıtalım, dağıttıramadık. Makine alalım, aldıramadık. Şu anda bankada 14 milyon lirası var, çevre şey işte, birliğinin çevre birliğine. Ya bunları tabii önemli bir stratejileri iyi geliştirmek, bunlara işte biraz fonksiyon katmak, biraz işte efendim özgün zamanı iyi değerlendirmek, bunlar önemli bir olay. Yani ticaret odası, bunlarla ilgili sık sık işte ortaya görüş kuruyor. Yani bunlarla ilgili işte milletvekillerin çalışmasını, belediyelerin çalışmasını sağlarsa da başarılı olur. Yani bu kadar. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com